hangisi daima doğrudur demiş. Bu ifade verilmiş. İstersek değer vererek yapabiliriz. Sayı vermemizde bir mahsur yok. Tabii yanlış çıkanı eleyeceğiz. Sayı verdiğimiz zaman doğru çıkması bizim için yeterli değil. Yanlış çıkarsa eleriz. Sayı verelim, en kolay öyle olur. Sıfırdan küçük bir sayı verelim. Eksi bir. Şuna bir verelim, iki verelim. Ama şunu unutmayalım. Yanlış çıkanı eleyeceğiz. Doğru olanı arıyorsak yanlış çıkanı eleyeceğiz. Doğru çıktı diye doğru diyemeyiz, seçemeyiz. Çünkü birden fazla doğru çıkabilir. Yani doğru çıkmasının sebebi bizim verdiğimiz sayılar olabilir. Sayılardan kaynaklanıyor olabilir. Mesela şunun gibi. Diyelim ki x işte küçük 4 diyor. Sonra da işte x, mesela x kare küçüktür 5 dedi mesela. Biz x'e değer verdik. İşte böyle olduğunu söyledi. A şıkkı da şu diyelim ki. Biz x yerine 1 verdik. 4'ten küçük bir sayı veriyoruz. 1 verdik. 1'in karesi kaç? 1. 5'ten küçük. Doğru diyebilir miyiz? Evet. Diyemeyiz. Bu doğru ama bizim verdiğimiz sayıdan kaynaklı olarak doğru çıkmış olabilir. Biz x'e 3 verseydik, 3'ün karesi kaç yapar? 9. Bakın bu sefer yanlış. Yani bizim verdiğimiz sayılar nedeniyle doğru çıkmış olabilir. Doğru çıkması yeterli değil. Yanlış çıkarsa eleyebiliriz ama. Yanlış çıkanı eleyelim. Geriye kalan doğru olacak. Şimdi x yerine eksi 1 veriyorum. Eksi 1 artı 2 kaç yapacak? 1. Büyüktür 0 diyor. Şöyle 1 büyük 0. Doğru mu? Doğru. Doğru. Seçemeyiz. Yanlış olsa eleyecektik. Doğru, budur diyemeyiz. Yanlış olsa eleyecektik. Yerine yazıyorum. Eksi 1. Z yerine ne dedik? 2. Şunun toplamı kaç yapacak? Eksi 4 artı 2'den 2. 2 küçük 0 diyor. Doğru mu? Şu 2'yi daha düzgün yazayım. 2 sıfırdan küçük değil. Bakın bunu eledik. Bu bir kere bizim verdiğimiz sayılar için yanlışsa artık hiçbir şekilde doğru olamaz. Başka sayılar için doğru olsa bile ne diyor? Daima diyor. Bu bir kez yanlış oldu. Daima doğru olamaz artık. Bunu attık. Şuna gelelim. Y yerine 1 yazıyorum. Z yerine 2 yazıyorum. 1 eksi 2. Eksi 1. Büyük 0 diyor. Doğru mu? Yanlış. Bunu da attık. Şuna gelelim. Z yerine 2 verdik. X yerine eksi 1 verdik. Eksi eksi 1. Burası 3 yapar. Büyük 0. Doğru çıktı. Yanlış çıksa atacaktık. Buna dokunamayız. Şuna gelelim. Şimdi Y yerine 1 verelim. Eksi. X yerine eksi 1 veriyoruz. Burası artı 1, 2 yapar. 2 küçük 0. Bakın yanlış. Bunu da attık. Demek ki bizim cevabımız şu ikisinden birisi. Bakın iki tane doğru çıktı. Ama birisi bazen yanlış oluyor. Bunlardan birisi bazen yanlışmış demek. Başka sayılar vereceğiz. Sayılarımızı değiştirelim. Şimdi şunları da doğru çıkaracak şekilde sayılar vermeye çalışalım. Biz şu x'i ikinci aşamada x yerine sıfırdan küçük, mesela eksi 5 verelim. Diğerleri aynı olsun. Yazıyorum buraya eksi 5'i. Eksi 5 artı 2 kaç yapar? Eksi 3. Büyük mü sıfırdan? Sıfırdan büyük mü? Değil. Eksi 3 sıfırdan büyük değil. Bakın bu da yanlış. Bunu da attık. Demek ki geriye kalan tek seçenek, yani Denizli, doğru olacak.